Neyse, yani Lezzet Ruhası Hapsi'nden herkese merhaba. Sizlerle bugün tek tencerede karnıyarık nasıl yapılır onu tarifini vereceğim. Gerçekten çok basit, pratik ve o kadar da lezzetli. Böyle 3-4 kabımız değil de sadece tek bir tencerede ya da tek bir tavada yapabileceğimiz pratik, harika bir lezzet oluyor. Muhakkak sizlerin de denemesi lazım. Kış hazırlıklarını yaparken buzluğa attığım patlıcanları burada kullanıyorum. Eğer sizler de buzluk için herhangi bir patlıcan önerisi isterseniz bir önceki videomda izleyebilirsiniz. Öyleyse geçelim tarifimize. Tavamıza bir çay bardağı kadar sıvı yağımı alıyorum. Yemeklik doğradığım 1 adet soğanımı, 2 diş sarımsağımı tencereme alarak soğanlarım tamamen yumuşayıp eriyene kadar karıştırma işlemi yapıyorum. Dediğim gibi hem malzeme hem iç harç tek tencerede pişiyor. Gerçekten lezzetine de bayılacaksınız denediğiniz zaman. Bana hak vereceksiniz. Herhangi bir fırınlama işlemi vesaire de yapmıyoruz. Soğanları kavururken ortaya aldığım kıymamı da koyuyorum. Sarımsak, soğan ve kıyma üçlüsünü güzelce tamamen renkleri dönene kadar kavurma işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi soğanlarım yumuşadı. Kıymalarım tamamen kavruldu. 2 yemek kaşığı kadar salçamı, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber. Baharat tamamen sizin tercihine kalmış. Ben sadece bu iki baharatı tercih ettim. Tamamen homojen hale getirip 5 dakika da bu şekilde kavuruyoruz. Kavurma işlemi yapıyoruz. Beş dakika kavurduktan sonra ince ince doğradığım yeşil biberimi ekliyorum. Bir adet domatesimi ekleyeceğim şimdi. Domateslerimizi küp küp yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Domatesimi de ekledikten sonra tekrar bir iki tur karıştırıp bir su bardağı suyumu ilave edeceğim. Fokurdamaya başladıktan sonra bir yaklaşık 10-15 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde pişireceğim. Tamamen malzemeler özleşsin diye. Anlatması daha uzun sürüyor açıkçası. Yapması gerçekten daha kısa bir süreç. Rahatlıkla yapabilirsiniz. 10-15 dakika sonrası ise suyunu çekmiş olacak. Tamamen de kıymalarım pişmiş olacak. Dediğim gibi ben kış için hazırladığım patlıcanlarımı dolaptan çıkarıp kullandım. Elinizde taze patlıcan varsa alacalı soyarak yarım saat kadar suda beklettikten sonra direkt tencerenize koyup bir 20 dakika kadar o şekilde pişirebilirsiniz. Ama bu yarı pişmiş olduğu için ben direkt hemen patlıcanlarımı koyuyorum. Kızartarak buzluğuma atmıştım. Şu an tamamen buzu çözülmedi. Hemen çözülmesi açısından iç harcımın üstüne koyup tenceremin kapağını kapatarak bir 10 dakika kadar buzunun çözülüp tek tek ayrılmasını sağlayacağım ve bu şekilde patlıcanlarımız ayrılmış oluyor. Servis esnasında ise direkt tepsimizi, yani servis tabağımızı alıyoruz. İç harcımızdan direkt koyuyoruz ve güzelce sunuma hazır hale getiriyoruz. Herhangi bir fırınlama işlemi yok. Ayrıca bir kap, kaşık ya da herhangi bir şey kirletmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Tek tencerede harika bir lezzet yapmış oluyorsunuz. Siz de muhakkak deneyin derim. İnce kıydığım maydanozlarla sunum yaparak hazır hale getiriyorum.
Bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.